Selam millet, yeni bir 3 boyutlu yazıcı videosuyla karşınızdayım. Yeni bir yazıcı alacağımdan daha önce bahsetmiştim ve aldım. Bu videoda zaten bu arkadaş hakkında. Hadi başlayalım. Bu video daha çok bir kutu açılış videosu olacaktı. Fakat kameranın mikrofon ayarlarında bir ayarlamayı yapmayı unuttuk. Kutu açılış videosu şurada gördüğünüz gibi kutu açılış videosu sessiz oldu. Zaten hani kutuyu açtıktan sonra da pek bir action yok. İki farklı parça haline geliyor. Şu üstte gördüğünüz kısım ve alttaki şu siyah kısım ayrı olarak geliyor. Videoda göründüğü gibi. Birleştirmek için şu üst kısmı gördüğünüz şu şekilde dikine buraya oturtuyorsunuz. Bu alttan tane vidası var. Onları sıkıyorsunuz. 2 tane bu tarafta vidası var. Onları sıkıyorsunuz. Şurada görünen kabloyu yerine takıyorsunuz. Köşede. Z motorlarında üzerine köşelerinden çıkan 2 tane kablo var. Onları takıyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Kurulum aşırı basit. Yani bilen bir kişi için eğer bu videoyu izledikten sonra yeni bir cihazı kurmaya kalkarsanız en fazla 5 dakikanızı alır. Garanti veriyorum. Kutu içeriğinden bahsedeyim biraz. İşte yazıcı çıktı, yazıcının montajını yaptık. Spatula çıkıyor yine. Diğerinden biraz daha farklı. Diğerini karşılaştırırsak. Yani bu 2 tane perçinle tutturulmuş. Perçin mi artık bunlar neyse. Bu da full plastik kaplama. Yani işlevleri aynı. Ama buna kesinlikle ihtiyaç var. Yani şuna öyle bir yapışıyor ki makine... İlk yaptığımda tablo ayarında biraz yakın yapmışım tabloya. Abi sökemiyorsunuz. Ya sıcakken sökmeniz lazım. Bunda bir de ekonomik modu var. Belli bir katmandan sonra tabloyu soğutuyor. Sıcaklığı kapatıyor kendi kendine. Soğuduğu için de iyice yapışmış oluyor zaten. Sökülmüyor. Yani camla arasında çok büyük fark var. Bundan kazıyarak sökme işlemini ben buna eskiden cam soğuduğunda zaten ayrılmış olurdu. Bunda kazıyarak sökmek zorunda kalıyorum. Yani bu çok ihtiyaç haline geldi benim için. Bir de standart beyaz bir filament yolluyorlar. Bunun kalitesini bu makineyle gelenden daha iyi buldum. Belki makine iyi basmıştır. Belki o zaman benim yaptığım baskılar kötüdür bilmiyorum. Ama bu biraz daha kaliteli gibi geldi bana öncekine göre. Bir tane filament çıkıyor içinden. Kullanıcı kılavuzu vermişler. Bu seferki biraz daha açıklayıcı ve kapsamlı. Yani yapacağınız ayarlamalardan İşte içindekilerin, işte motorların tam olarak nereye nasıl bağlanacağını, işte bunun fotoğraflarını koyarım. İşte tüm hepsini açıklamış. İç menüden bahsetmiş. İç menüdeki hangi sekmenin ne işe yaradığından bahsetmiş. İşte filamenti nasıl takacağınıza kadar hepsini gösteriyor. İşte filament diyorum. Nozzle'ın yüksekliğinin ne kadar olması, nasıl olması, işte çıktığında baskının nasıl alınması. İşte yapamazsanız diye de QR kodu koymuş buraya. QR kodundan taratıp sitesine gidip ayarlamaları ya da videolarını yapabiliyorsunuz. Creality bir tane de kendi dilimleyici programını üretmiş. Yüklemedim. Yani onu pek öğrenme niyetinde değilim. Belki ekstra avantajı vardır. Makinenin dilinden daha iyi anlıyordur. Belki iletişimleri makineyle daha iyidir. Adı da Creality Slicer 1.2.1 MSI'miş. İçinde gelen hafıza kartına yüklü geliyor. Oradan yükleyebilirsiniz ama Macintosh destekliyor mu bilmiyorum. Burada gösterdiği bütün örnekler Windows. O yüzden hiç deneme girişiminde bulunmadım. İçindeki kartın nelerinden işte hangi bölmenin ne olduğundan bahsetmiş. Yani dediğim gibi kullanım kılavuzu aşırı içerik dolu. Bir parçayı değiştirmek istiyorsunuz. Onun kart üzerindeki hangi sokette takılı olduğunu burada teker teker göstermişler hepsini. Bu güzel olmuş. Update'leri güzel yapmak için, sıkıntısız yapmak için bir rehber haline gelmiş. İçerik dolu. En son bir de kutu çıkıyor bir köşesinden şeyin. Onun da içeriğinde yine standart, hiç kutusunu açmamışım bile, mavi yan keski çıkıyor. Şuradan yukarı doğru ittirelim. Hiçbir fark yok ya, aynısı. Tamamen aynı yani ikisi birbirine. Seri üretime bir yere bastırmışlar. Patır patır yolluyorlar hepsini. Evet, şurada dursunlar. Sonra benimkinin içinden ekstra olarak, hatta üstünde de Value Edit Package yazıyor. Yani kayışlarından tutun tekerleklerine kadar şu filament sensörünün içindeki parçalara kadar 2 tane filament sensörü yollamışlar ekstra. 2 nozzle, 2 tekerlek yollamışlar. Aha. Bir set kayış yollamışlar. Bir de şu nozzle'ı ısıtan kablonun elektrik kablosunu yollamışlar. Bu benim izlediğim videolarda çıkmıyordu. Yani farkında olmadan ekstra bir paket aldım sanırım. Ya da bunlar farkında olmadan bana ekstra bir paket yolladılar. Bu da yedek parça şey değil bu arada. Value Edit Package diye ekstra bir paket. Yedek parçaları burada. Bir tane nozzle ve extruder'ın dışındaki şu metal aparattan var. 2 tane de mavi klips var içinde. Şu TFTP boruyu tutabilmesi için. Onun dışında yine standart bu alet edevat taklavat çıkıyor içinden. Yine bir tane bu bilgisayara bağlamak için USB kablosu. Ben bunu bağladığımda bilgisayara, eski yazılımı bağladığımda CR tanesi bilgisayar görmedi. Ama bu yeni gelen hafıza kartında anlatmışlar. Driver'ı yüklemelerini anlatmışlar. Macintosh için yine uygun dosya içine yüklü olarak yollamışlar. Şimdi o dosyayı ve sürücüyü bilgisayara yükledim. Artık bilgisayarla konuşabiliyor. Yani onu ben internette aramamıştım. Hiç uğraşmamıştım. Onu da yollamışlar düşünüp. Bir tane de yedek TFTE mi? Tam hatırlamıyorum işte. Şu filamentin akış içinden geçtiği borun yedeğini yollamışlar. Teflon galiba, yanlış bilmiyorsam bu. Hani sıcakta esneme yapıyormuş bunun eski beyaz olanı. Bu mavi olan da esnemeye dayanıklı, sıcaklığa dayanıklıymış esnemesin diye. Yani içinden bayağı bir şey çıktı benimkinin. Şu ekstra parçada bir düşündürdü. Acaba yanlışlıkla mı yolladılar yoksa bilerek mi yolladılar bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var tabi, bu ayrı kullandığım için kutu dışında kalmış. Bir tane plastik gibi bir malzeme, şu Z eksenini ayarlayabilmek için. Bir de bununla şeyi ayarlıyorlar, şu yükseklik ölçeri. Bir tane de 0.2 milim kalınlığında shimmer'dı yanlış hatırlamıyorsam bunun adı. Şu nozzle'ın altını tablayla arasındaki yüksekliği ayarlamak için. Bu iyi olmuş. Çünkü kağıt yaparken eziliyor. Kağıdın kalınlığına göre, hani yumuşaklığına göre diyeyim, sürtme hissiyatı değişiyor. Bu metal, ezilme şeyi de yok. Her yerde eşit olarak ölçülebilir en azından. Bu mantıklı ve güzel olmuş. Onun dışında bir de şöyle garanti belgesi ve nozzle temizleme aparatının olduğu, stickerlarının bulunduğu ayrı bir poşet geldi. Garanti belgesi sanırım. Aynen, garanti belgesi. Bir de işte nozzle'ı tıkandığında temizlemek için bir tane aparat var içinde. Öncekinde gelenle aynı. Yani toplamda 3 tane ekstra nozzle, 2 tane teker, bir tane kayış seti. Gayet güzel olmuş. Makinedesiniz. Fevkalade. Onun dışında bu arkadaşın şuna göre ne gibi farklılıkları var? Biraz onlardan bahsedeyim. Bir kere en büyük fark, şöyle çekilecek olursam, bunda güç kaynağı ayrı bir bölgede ama bunda güç kaynağını altına yerleştirmişler. Bu birçok şeyi değiştirmiş. Yazıcının kapladığı alan bakımından büyük bir alan tasarrufuna gidilmiş. İkincisi, tabla hızı, ısınma hızı daha yüksek. Bunun 24 Watt bir güç kaynağı var. Bunun 12 Watt bir güç kaynağı var. Ondan kaynaklı tablası daha çok ısınıyor. Bunun ileride karşılaştırmalarını yapacağım. Böyle tam bir karşılaştırma videosu gelecek ama ben üstünden geçiyorum hepsini kısaca. Dokunmatik ekrana sahip, alt tablayı tutan 2 tane bar var. Burada bir tane var. Bunun kendi ayarlanabilir otomatik sensörü var tablo ayarı için. Tablası cam değil, alüminyum. bahsedebileceğim burada bütün aksamlar plastik olan extruder aksamları metal olmuş ve burada çift motorlu extruder var. Onun dışında biraz menüsünden bahsedeyim. Şu an açarsak, bunda hoparlör de var bu arada, sesli açılıyor. Menü çok sadeleştirilmiş. 3 ana başlık altında toplanmış. Print, temperature ve setting. Yani yazdır, sıcaklık ve ayarlar. Ayarların içinde girdiğimizde 6 tane menü karşımıza çıkıyor. Bunların en sağ üstte hareket menüsü var. Onun yanında yazıcıya filament yükleyip ve içindeki filamenti değiştirmek için kullanacağımız bölüm var. Onun yanında home pozisyonuna aldığımız bir menü var. Home pozisyonuna aldığımızda gördüğünüz bu hareketi yapıyor. En sol ön köşeye gelip sonra ortaya geliyor. Bir kere tablo, iki kere tabloya dokunuyor, kalkıyor ve olduğu yerde bekliyor. Sonra bu menüye ulaşımınız sağlanabiliyor. İşte burada gördüğünüz üzere solda işte Z eksenini 0.1 milim aşağı ve yukarı oynatma seçenekleri, otomatik tabla ayarını, yüksekliğini ayarlamak için burada 10 seçeneği ve diğer ayarlar var. Onun altında disable motor dediği motorların aktifliğini kapatıyorsunuz. Onun elle hareket etmesini sağlayabiliyorsunuz. Onun yanında da dil seçeneği var. Çince ve İngilizce mevcut şu an. Türkçesi yok. Sıcaklık sekmesinin içinde fanı manuel olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Soğuması için zaman verebiliyorsunuz. Manuel kısmında sıcaklığı manuel olarak değiştirebiliyorsunuz. Yatak sıcak, tablo sıcaklığını ve nozzle sıcaklığını buradan ayarlıyorsunuz. En sonunda da PLA ve ABS için ayarlanmış derecede, birinde 195, diğerinde emin değilim kaçmış, 240 dereceymiş. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Şunu sıfırlayalım. Cooling'e bastığınızda direkt hepsi sıfırlanıyor zaten. Bu menüde böyle. Print kısmında da yine burada hafıza kartınızın içindeki dosyaları görüp sadece print kısmına basıyorsunuz. Tabii ben seçmediğim için şu an çalışmıyor. Makine bu. Ben ayarlama videosu da çekeceğim buna. Şu otomatik hizalama aparatı biraz değişik ayarlanıyor. Yani ben daha önce bunu izlememiştim hiçbir yerde. İzlediğimde bir videoyu baz alarak izledim. Türkçe bir tane video vardı. Onun yaptıklarını yaptım. Biraz sıkıntı yaşadım. Sonra yine İngilizce kaynaklara dönmek zorunda kaldık. Ben çok memnunum. Bastığım birkaç baskıyı göstereceğim. Gitar standı bastım. Yani kalibrasyon yapmaya çalıştım. Gerek yokmuş zaten. Hani bir baskı aldım denemek için. 0'a 0 her şey mükemmel basıyor. Sevmediğimiz kısımlarına gelirsek, sevmediğim demeyeyim de hani şu an için karşılaştığım sorunlardan biraz bahsedeyim. Z ekseni şu içinden çıkan aparatla ayarlamak durumunda kalıyorsunuz. Şöyle şunu şuraya dikine koyarak şu aparatı yüksekliğini eşitlemeye çalışıyorsunuz. Benimkinde çok ufak bir kaçıklık vardı. Hiçbir şekilde düzeltemedim. Sonra şu tekerleri söküp, şu altı tekeri söküp onu ayarlayıp sonra tekerleri tekrar sıkmak zorunda kaldım. Onun dışında filament holder'ı bu tepeye koyuyorsunuz. Bu filament buradan gelip şunun içinde kıvrılıyor. PLA veya ABS'de sıkıntı yok. Sert oldukları için her türlü dönüyorlar. Ama ben esnek filament de basıyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Bu esnek filamenti bununla bastım. Tam ayarlarını öğrenmediğim dönemde. Esnek filamentle basıyorum. Esnek filament buradan esniyor. Bu motorlar çok güçlü geldiği için filamenti içeride kıvırıyor ve filament buradan dışarı çıkmaya başlıyor. Bununla yaklaşık 2-3 saat boyunca çözmeye çalıştım. Nasıl yaparım? Önceki videolarımda gösterdiğim bir tane filament holder vardı. Böyle dönmeli bir şekilde çalışan. Bunu buraya koydum. Bu sefer alçak geldi. Sorun çözüldü tamamen. Ama ben aynı hizada olsunlar istedim. Altına 2 tane de filament koydum böyle kullanımda olmayan. O sorunu da öyle çözdük. Makinelerin baskı kalitelerinden bahsedecek olursak Bu kendini kanıtlamış bir makineydi zaten. Bizim tercih sebebim de oydu. Bunu da çok fazla video yoktu hakkında ama Creality markasına güvendiğim için artık almaya karar verdim. Birkaç videosunda da, yani çekilen, yurt dışında çekilen birkaç videosunda da gayet güzel olduğu söylendi. Ama beklentimin üstünde çıktı. Çünkü şöyle, makinede hiç ses yok. Baskı kalitesini %150'ye, normal baskı, bunda ayarladığım baskıları buna da koyuyorum. Hızını %150 yapıyorum. Hiç bana mısın demiyor ve hiçbir ses yok. Motorları o kadar sessiz ki sadece fan sesini duyuyorsunuz. Hani iyice dibine girerseniz fan sesinden hariç motor sesi duyuyorsunuz ama adamlar artık tabii sesi, fan sesi de bu makineden daha kısık. Yani bunun toplam sesi 80 desibel ölçüyorlar. Bunun toplam sesini 50 desibel civarı falan ölçtüler. İşte fanları değiştirip ses yüksekliğini 40 desibele falan düşürdüler. Gerek var mı? Yok. Çünkü ben zaten bu odayı bir atölye olarak kullanıyorum. Kapıyı çekip çıktığımda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz ses olayından. Videomuz bu kadar. Bundan sonraki videolarda, geçenki videoda 3 boyutlu yazı nedir, nasıl çalışır videosuyla 3 boyutlu yazı dünyasına bir giriş yaptık. Bu video yeni, işte makine alacağım demiştim. O makineyi aldık. Onun hakkında oldu. Bundan sonraki videolar iki makinenin de ayrı ayrı ya da belki birlikte karşılaştırarak ayarlamaları, İşte tablo yükseklik ayarları, baskı almak için yaşanan sorunlar. Böyle böyle 3 boyutlu yazı serimize devam edeceğiz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Destek olun ki biz de bir şeyler yapabildiğimizin farkına varalım. Bize bunları göstermezseniz biz de bunun farkına varmayıp, izlenmiyor deyip farklı konulara geçmek zorunda kalabiliriz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.